Herkese merhabalar Tonguç Hakemi'de hücre konusunu anlatacağız Tonguç evladım. Hocam hücre cezası mı bu nedir? Hücre bu? ne demek biliyor musun? Hocam hücre hapishanelerdeki en tehlikeli oda. Hayır evladım hücre aslında oda demek doğru söylüyorsun. Odacık demek ama canlıların en küçük yapı taşına da hücre diyoruz. Aa. Mesela senin burnunda hücre var mı Tonguç? Hocam benim burnumda genelde temizlemezsem kıllar oluyor. Bir Ay de... iğrençsin evladım saçmalama. Evladım şunu demek istiyorum. Senin burnunda kafanda, saçında, beyninde her yerinde hücreler var. En fazla hücre beynimde hocam. İnsanla kaç tane hücre var biliyor musun Tonguç? 19 tane hocam. Evladım rahatsız nasıl 19 30, tane? 39 Evladım rahatsız nasıl çıktı? 59. Hayır evladım. 1000 tane. Soğuk 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 soğuk, soğuk. <laughs> Bak insanda 37 trilyona yakın hücre var Tomuç. Hocam Tomluç. bunu nasıl saydınız? İşsiz misiniz hocam? Nasıl yani yakın bu hani böyle yakın, yani. Pardon. Mesela bebeklerde daha az, büyüklerde daha fazla diye düşünebilirsin. Ya, vücudumuz büyüdükçe hücremiz artıyor. Yani beyninde mi? kaç tane hücre vardır ortalama? En az 10 tane vardır hocam. Benim. Senin yani en fazla 10 tane olabilir sende. Evladım Hı -hı. rahatsız mısın? Bir insanın beyninde trilyon tane hücre var neredeyse. Anlamıyorum ya. Dolayısıyla canlının en küçük yapı dışında hücre diyoruz tamam mı Tomuç'um? Tamam hocam. Şimdi geçtik. Hücre teorisi çok önemli bir teori çünkü bütün canlıların hücrelerden olduğunu söylüyor. Aslında tüm canlılar hücrelerden oluşur. Yani canlı deyince aklımıza gelecek canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapı gelecek. Canlı deyince hocam benim aklıma canlı yayın geliyor. Öyle mi? Ne alakası var. Bak hücreler canlıların temel yapı ve işlev birimi. Bak yapı ve işlev birimi. Yani bizim yapımızı hücreler oluşturur. Aynı zamanda bu işlevlerin yürütülmesini de hücreler yapar. Mesela vücudumuzda metabolizma denilen bir sürü olay oluyor değil mi? Katabolizma da var ucum. Ne yapıyorsun? Tuvalete gidiyorsun, yemek yiyorsun, sindiriyorsun, enerji. Bunların hepsinde hücreler rol oynuyor unutmayalım. ATP, LPG. Evet, bunu unutma bir şey daha. Burada bir hücre varsa mutlaka daha önce de bir hücre vardı burada. Nasıl yani? Yani bir hücre yoktan var olamaz. Şöyle hmm. bir şey var. Hatta bir tane e, yemek koymuşlar tamam mı? Yemeğin üstüne kurtçuklar çıkmış. Hı hı. E, hatta Pasteur diye bir adam demiş ki Vay be demiş hiç yoktan var oldu bu hayvanlar demiş hani kurtlar normalde yemekten bir anda kurtlar yoktan var oldu halbuki öyle bir şey yok yani bir hücre varsa mutlaka o başka bir hücrenin bölünmesiyle yani çoğalmasıyla oluşmuştur diyebiliriz hücre o zaman 3 tane hücre teorisi için bilmemiz gereken şey varmış ilkel hücreler ve gelişmiş hücreler olarak ikiye ayırıyoruz. Bunu daha ilerki sınıflarda prokaryot ve ökaryot olarak göreceğiz. Ama biz ne diyoruz? İlkel hücreler ve gelişmiş hücreler. Gelişmiş hücreler bizim bildiğimiz bitki ve hayvan ve insan hücreleri gelişmiş hücreler. Ben gelişmiş İlkel hücreler hücre. İlkel hücreler deyince aklımıza gelecek biliyor musun? İlkel hücre eski yani demode. Hayır mesela bakteriler. Bakteri. Bakteri aynen bakteri. Alpler. Bunların hepsi ilkel hücreye giriyor. Alp diye bir öğrencim var hocam. arkadaşım var hocam. Alp olmasın evladım o. Rahat. Alp Alp mi? Kafam karıştı. Bitki alp. ve hayvan hücreleri de, mantar hücreleri, insan hücreleri de gelişmiş hücreler. Bakalım ilkel hücreyi bir inceleyelim. İlkel hücrede şöyle bir hocam, şey var. Çok güzel çizmişsiniz bu arada. Elinize Teşekkür sağlık. Teşekkürler ol. sağ olun. İlk içeride böyle bir kıvrık mıvrık bir şekilde dolanmış ip şeklinde bulunan bir genetik madde var Tonguç. Hani herkes bilir DNA denilen bir şey vardı hatırlıyor musunuz? DNA. DNA, DNA. Aynen. DNA bizim hücremizin şifresiydi aslında. Bizim şifremiz yani genetik maddemiz hücrenin, koreti, hücrenin içine dönüyor. Ama tabi şu anda ilkel hücre yani bakteri hücresini görüyoruz. Bak e, onun dışındaki böyle sarı olan bölge ve sıvı olan bölge stoplazma olarak adlandırılıyor. Stoplazma dediğimiz zımbırtı da nedir evladım? hücrenin sıvı olan kısmı. Peki onun dışında ise bir hücrenin dağılmasını engelleyen hücre zarı var tonguç. Hücre zarı dış yüzeyde ama en dışında ise ilkel olduğu için e, zavallı bir hücre. Dolayısıyla korunmaya ihtiyacı var. Hücre duvarı denilen bir duvar var <laughs> en dışarıda. Berlin duvarı Aynen. gibi. Aynen yani hücre zarının üstünde bir de hücre duvarı var ilkel hücre olduğu için. Yani prokaryot hücre onu sonra göreceksin zaten. Şimdi gelişmiş hücrede de şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç. Hücre zarı var. Gelişmiş ya. Korkmuyor adam. Dolayısıyla sadece hücre zarı var. Onun içinde e, burada organeller var. Bak organelleri anlatacağım teker teker. Mesela bu e, koful, lizozom, mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum. Bunların hepsini anlatacağız. Burada da e, stoplazma ve organeller var. Stoplazma ve organeller var. Bir sürü organeli görebiliyorsun değil mi? Organel. Organel demek aslında bizim organlarımız var ya. Onların küçük versiyonları da hücrenin içinde var. Nasıl bizim karaciğerimiz var, böbreğimiz var. Onların da karaciğeri ve böbreği yerine geçen organelleri var. Adlarını öğreneceksin. Ve ama en içte genetik maddenin içinde bulunduğu ve çok özel bir korumaya sahip ne var evladım? Çekirdek var. Kabak çekirdeği ay çekirdeği hocam? Şöyle düşün Tonguç. İlkel hücreler Çekirdeğe önem vermez. İlkel hücrelerde ne yoktur? Ya benim için DNA önemli değil falan filan derler. Ama ilkel çağlarda bilgiye önem veriyorlar mıydı? Vermiyorlar. Ver Dolayısıyla DNA'yı saklamıyorlar öyle. Ha. Ama gelişmiş çağlarda ne yapıyorlar? DNA'yı bu çekirdeğin içinde saklıyorlar. Ha. Genetik madde bunun içinde. Gelişmişler. Gelişmişler. Çekirdek şey. var o zaman DNA'yı koruma var değil mi? İlkel hücrelerde o zaman ne fark varmış? Bak çok önemli bir şey. İlk, gelişmiş hücrelerde çekirdek var. İlkel hücrelerde yok. Tamam mı Tonguç? Bu çok önemli. Ee, i̇kincisi gelişmiş hücrelerde organeller var. Organeller var. Gelişmiş hücrelerde e, ilkel hücrelerde yok. Gelişmiş hücrelerde var. ilkel hücrelerde yok. Ee, i̇lke hücrelerde e, genetik madde dışarıda dağınık bir şekilde ve stoplazmanın içinde. Burada ise ee, çekirdeğin içinde korunma, korunmalı bir şekilde. Şunu unutmayalım. İlke hücre deyince aklımıza ne gelsin? Bakteri gelsin. Bakteriler kesinlikle ilke hücreler. Ondan sonra algler gelsin. Alk. Ama gelişmiş hücre deyince ne gelecek? Hayvan, e, bitki, insan. Aa, ben de giriyorum yani. Evet sen de onu giriyorsun. Ve benzeri ve benzeri. Şimdi bunların ortak özelliğini biliyor musun Tonguç? İkisinde de Hücre zarı var Tonguç. İllaki. İkisinde hücre zarı var. İkisinde de ne var başka? E, stoplazma var. ki, değil mi? Evet hocam. Başka ne var? İkisinde de e, bir tane organel var. O da her canlıda vardır. Onu anlatacağım ileride. Ribozom var ikisinde. Ribozom. Hani bunda organeller var, bunda yok demiştik ya. Ama tek istisnası var. Bu da ribozom Tonguç. Unutmayalım. Mikal ismi gibi. Ribozom. Süper yani. zekisin. Çok güzel. E, i̇kisinde de DNA veya Bilmiyorum. genetik Bilmiyorum. madde Bilmiyorum. var. Süper dedik. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç şaşanmıyorsun evladım. Ee, video bombardımanımız devam ediyor. Tonguç Çakım konuda bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.